Sevgili izleyiciler, Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin üstünden yaklaşık 7 ay geçti. Gazi olan bazı Azerbaycan askerlerinin Türkiye'deki tedavileri ise devam ediyor. O gaziler neler yaşadıklarını CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Sercar Sever'in özel haberinde anlattı. Biz pusuya düştük. Kendim gittim. Boynumdan vuruldum. Kırık! Topraklarımız 30 yıldır düşman toprağı altında. Onun için gittik, savaştık. Afsar Atakanlı 22 yaşında. Tek isteği Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı savaşta yer almaktı. 11 aylık çocuğunu eşine emanet bıraktı. Gönüllü olarak cepheye gitti. Sıcak çatışmada vuruldu, gazi oldu. Biz pusuya düştük. Bir taraftan havanla vuruyorlardı, bir taraftan da silahla boynumdan vuruldum. Atakanlı tedavi için Türkiye'ye getirildi. Afsar bize ilk geldiği zaman omurilik yaralanması nedeniyle ameliyat edilmişti. Hem yara bakımı hem egzersiz tedavisiyle başladık. Bu cihazlarla hem beyne tekrar yürüme uyarısı veriliyor, hem eklem hareket açıklığı korunuyor. Rehabilitasyon süreci devam ediyor şu anda. Afsar Atakanlı gördüğü tedavi sonrasında bir cihaz yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Hayali ise tekrar eskisi gibi yardım almadan yürüyebilmek. En büyük hayalin ne bu tedaviyi atlattıktan sonra? Tedaviye ayakta kalkmak. Bir diğer gazi Vahit İmanlı, 22 yaşında. O da savaşa kendi isteğiyle katıldı. Kendim gittim. Gönüllü olarak. Vahit İmanlı da Karabağ Savaşı'nda cephede yer alıyordu. Savaş sırasında yaralandı ve tedavi için Türkiye'ye getirildi. Hareket zorluğu, çeşitli yatak yaraları mevcuttu. Onların bakımları, yürüme eğitimiyle ilgili, kas güçlendirmeleriyle ilgili egzersizleri yapılıyor. Vahit İmanlı İstanbul'da tedavi görürken teyzesi de ona eşlik ediyor. Kendimi şu an daha iyi hissediyorum. Buraya geldik de daha iyiyim. Önce koltukta oturtmaya, ardından ayağa kaldırmaya, ardından da eğer imkan olursa yürütmeye çalışacağız kendisine. Bugünse tek bir isteği var. Ayağa kalkmak, şişeye gitmek istiyorum. Yani oraları görmek istiyorum. Karabağ.